Arkadaşlar merhabalar bu videomda dikdörtgen ve kare konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 8. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız köşegenin açı ortay olma özelliği. Arkadaşlar köşegen 45-45 diye -45 keş parçaya bölmüyor mu bölüyor. Yani oradaki açı ortaylığı şu 45'liği kullanacağız. Bu 45'liği nasıl kullanırız? Ya böyle yine x kenar üçgen çıkar ya da şuradaki x kenarla da kullanırız arkadaşlar. Zaten bunu bir önceki videoda da gösterdik gibi söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada çözümü de var zaten. Çözümüne de bakarsınız. Biz şimdi şuradaki sorulara bakalım isterseniz. Şimdi soruda ne demiş? ABCD karedenmiş. CB doğrusal olduğuna göre EB kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar köşegen bu. Köşegen olduğundan dolayı buradaki açılar kaçar derece? 45'er e derece. E bunlar ise 45 90'sa burası da 45 derecedir. Dolayısıyla birken burası da birdir. Yani şuradaki üçgende ne çıktı arkadaşlar? 1, 1, x kenar dik üçgen. Kök 2 çıktı. E sonra burada bir Pisagor bağıntısı yapacak olursak Kök 3'ün karesi eşittir. X'in karesi artı kök 2'nin karesinden dolayı cevaba ulaşırız. 3 eşittir x kare artı 2'den. X kare 1'den. X de buradan ne buluruz? 1 olarak buluruz. Dolayısıyla birinci sorunun doğru cevabı ne çıktı arkadaşlar? A şıkkı çıktı. Geldik ikinci soruya. E, kare verilmiş. Kare verildiği için hemen şuradaki açılar köşegen olduğu için 45, 45, 45, 45. E, 45'leri kullanacağım. 45, 90 ise burası da 45. 45, 90 ise burası da 45 derecedir. E sonra AE bölü DG isteniyor bizden. AE bölü DG. Tamam. buraları yoğunlaşacağız o zaman. DG'ye ve AE'ye yoğunlaşacağız. E hocam o zaman ben buraya bir. Burası daha kısa olduğu için şuraya yoğunlaşayım istersen. Şuraya bir A diyecek olursam. E ben şu A'dan dolayı buraya bu yoğunlaşacağım. Şu da ikisi dik üçgen ya, yani. Şu kenara yoğunlaşabilir miyim? Evet. Nasıl? Şuradan bir dik. Dik, dik üçgen oluşturacak olursam 45'in mantığını kullanacak şekilde a iken burası da, A. burası da, a, burası a kök ki oldu. E o zaman burası da a kök ki, a kök ki, a kök ki kök katından dolayı burası da 2a oldu. E o zaman buradaki oran çıktı mı çıktı? Ae uzunluğu 2a bölü a, dg uzunluğu da a oldu. Yani cevap böylelikle 2 çıktı. Yani ikinci sorunun doğru cevap böylelikle a kışağı çıktı. Geldik 3'e. Üçüncü soruda da arkadaşlar bu 45-45 köşegen olduğundan dolayı 45-45 e burada da 90'lık var. Hocam burada bir tane dik üçgen var. Eyvallah dik üçgeni kullanacağız. Ama bir de büyükte de, de dik üçgen var. Hop şöyle. Şurada da bir dik üçgen var mı? Var. Hadi bakalım bunu da kullanalım. Öncelikle bu 7 kökü ise şunlar 7 7 yaptı mı? Yaptı. E hocam burası bak kaç oldu? 12. E burası 12 iken burası da 12. Şimdi sarı dik üçgende 5 12 13 üçgeninden burası da 13 çıkar mı? Çıkar. Dolayısıyla 3. sorunun doğru cevabı böylelikle D seçeneği oldu. Geldik 4'e. Kenarı alt kök kenarı kök altı birim olan kare biçimindeki özdeş iki masa birer köşesi Çakış, çakışık olacak biçimde düz bir zemin üzerinde gösterilmiştir. Arkadaşlar AB isteniyor bizden AB'ye ait bir şekil oluşturmalı. Ya hocam ben buradan şunu şöyle çizecek olursam eğer bakın şunu şöyle çizecek olursam bir ne bileyim dörtgen oluştu. Pek hoşuma gitmedi. Ama burada şu köşegeni çizip şu köşegeni de çizersem en azından bir üçgen oluşmuş oldu. E bu köşegenlerden dolayı kare olduğundan dolayı 45 45 burası da 45 45 mi? Evet. E, ee, bir kenar kök 6 kök 6 kök 12 yapıyor burası. Kök 12 dediğimizde kaç yapar? 2 kök 3 mü yapar? Aynen öyle. Aynı şekilde burası da kök 6 altı. kök 6 ise kök katı burası da 2 kök 3 yapar. E ee, şimdi şurada bir üçgen oluştu artık bu üçgene bakalım. Buradaki üçgende burası 2 kök 3 burası 2 kök 3 ve şurada kaç kaç derece 120 derece yaptı. Yani bunlar 30 30 120 üçgen oldu. E o zaman 30 30 120 üçgende şu kenar ne olacaktır arkadaşlar? 2 kök 3'ün kök 3 katı olacaktır. Kök 3 kök çarpımı 3 olduğundan cevap böylelikle 6 çıkar. Dördüncü soru balık esir oldu. Geldik beşinci soruya. Şimdi öncelikle 45 verilmiş 30 verilmiş. Ne yapalım burada? 45'in ve 30'un mantığını kullanalım. Şuradan bir dik çizsek. Şuradan bir dik çizsek. Diki çizdik bakalım. 45'in mantığını kullanırız. 30'un mantığını kullanmak için de buradan bir dik çizeriz. A buradan dik çizince şöyle güzel bir şey çıktı. 30 60 90 üçgen çıktı mı çıktı? Bu dik şu zemine paralel. Zaten şununla da şu paralel de o zaman burası doğrusal oldu mu? Oldu. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı kaç çıkar? 2 çıkar. Başka bir şey verilmiş mi? EF uzunluğu kaçtır diye soruluyor bize. Başka da bir şey verilmemiş herhalde, değil mi? Kare verilmiş, paralellik verilmiş, 4 cm verilmiş, başka da bir şey yok. E, 30'un karşısı 2 iken 90'ın karşısı 60'ın da 2 kök 3 müdür? Evet. Şimdi burası x artı 2 iken burası da x artı 2 değil mi? Evet. Şu 2 kök 3'ü de kullanacağım ben. Nasıl kullanacağım? Şuraya bir a diyelim arkadaşlar. 45 45 90 üçgeni olmadı mı burada? Evet. O zaman burası da a'dır. E burası a iken burası da a değil mi? Evet. Bak şu kenarla şu kenar kare olduğundan dolayı birbirine eşit değil mi? Eşit. Yani a artı 2 kök 3 eşittir. a artı x artı 2 eşittir. a'lar gitti. Buradan x'i yalnız bırakayım. 2 kök 3 eksi 2 eşittir. x mi yaptı? Zaten bizden bu isteniyor. Dolayısıyla 5. sorunun doğru cevabı d seçeneği oldu. Geldik 6'ya. Kare olduğundan dolayı burası nedir arkadaşlar? Köşegen 45 45'tir. E burası da 45 burası da 45. 6 kök ise bunlar 6 6 oldu mu? Oldu. E sonra hocam burası 8 kök 2. E burası da 8 kök 2. Karenin köşegeni 8 kök 2 8 kök 2 iken burası da kök 2 katından dolayı 8 kök 2'nin kök 2 katı kaç yapar? 16 yapar. E o zaman burada x ile 6'nın toplamı da nedir? x artı 6 eşittir 16 olduğundan x'i de böylelikle 10 diye buluruz. Evet. 6. soru böylelikle e dremit oldu. Geldik 7. soruya. A en sevdiğim karede arkadaşlar köşegen varsa yani köş pardon karede 15 derece varsa Öncelikle şunu söyleyeyim. Kesinlikle ama kesinlikle köşegen çizin. Kesinlikle 15 ya e da 75 varsa. Şu açıları bir yerleştirelim. 15 90 sa burası 70. Hocam 15 75 90 üçgeni var. E kardeşim şurası olmuş olsaydı haşa 4 taşı kullanırdık ama orası yok maalesef. Devam edelim. 75 ise burası da 75. 30 75 daha 105. Buraya da 75 derece kaldı. Aa burada bir ikizkenarlık çıktı. DC'yi kaç vermiş? 6 kök 2 vermiş. Burada da bir şey yapamıyoruz. Ne yapacağız? Köşegen çizelim. Hadi bakalım köşegen çizelim şu köşegeni şöyle çizecek olursam. Köşegeni çizdiğimde güzel bir şey oluşuyor. Bak 15'ten kurtulmuş oluyoruz. Nasıl kurtulmuş oluyoruz? şuradaki köşegendeki burada kaç 45 derece ya. E 15'i burada buraya kaç kaldı? 30 kaldı. A. Burası kaç? 45. Ana 30 45. Yani burası da toplamda kaç yaptı? 75 derece yaptı. Hocam 75 burası 75 burası. Dolayısıyla şurada bir ikizkenarlık çıktı mı? Çıktı. Ve Bizden de zaten DE uzunluğu isteniyor. Bak bu karenin köşegeniyle burası eşit oldu. Hocam karenin bir kenarı 6 kök ki. Yani 6 kök ki burası. 6 kök ki burası. 6 kök kinin kök katından dolayı burası da 12 mi çıkar? Evet. E, burası 12 ise burası da 12 olmak zorunda. Dolayısıyla 7. soru böylelikle C. -han oldu. Ve böylelikle 8. bölüm testinde bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 9. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.